Merhaba sevgili çocuklar, 3. sınıf Türkçe dersinde, 5. temada iletişim temasındayız. Şimdi işaret dilini tanıyalıma geçeceğiz. Sizlere yardımcı olacağım. Ben Gündoğdu Okulları'ndan 3. sınıf öğretmeni Melek Ayşegül Kenanoğlu. Çocuklar kitabımızın 150. sayfasında, hemen açalım 150. sayfamızı. 150. sayfasında işaret dilini tanıyalım adlı metnimiz... Var sevgili çocuklar. Hazırlık çalışmalarında iki tane soru yöneltilmiş bize. Bunlardan bir tanesini beraber cevaplamaya çalışalım. Bir tanesini okuyalım. Konuşmadan iletişim kurulabilir mi? Çocuklar tabii ki konuşmadan iletişim kurulabilir. E, konuşmak e, en çok kullanılanı. E, işte hayvanlar koklaşa koklaşa insanlar konuşa konuşa derler ama Konuşma engeli olan insanlar da arkadaşlar da aramızdan birileri de ailemizden birileri de olabilir. Onlar beden hareketleriyle, jest ve mimikleriyle, işaret diliyle konuşabilirler. Biliyorsunuz mimik, suratımıza verdiğimiz şekiller, duygular karşılığında. Jestler ise vücudumuzla tanımladığımız duygularımız oluyor. İşaret diliyle de konuşabilir. Biraz sonra hem işaret diliyle ilgili bir metin okuyacağız, hem de işaret dili alfabesini göreceğiz. O sayfayla dakikalarca uğraşabilirsiniz sevgili arkadaşlarım, çocuklarım. İkinci soru da insanlar konuşma dışında başka hangi yollarla iletişim kurarlar diye bir soru sormuş. Çocuklar ellerini hareket ettirebilirler, biraz sonra göreceğimiz gibi, yazarak iletişim kurabilirler veya bazı sembollerle iletişim kurabilirler. Şimdi biraz sonra metnimizi okuyacağız. Metnimizi lütfen noktalama işaretlerine dikkat ederek, ses tonumuzu ayarlayarak okumaya çalışalım. Ee, en az üç kere okumanız lazımdır bir metni anlayabilmeniz için. Size bir defa örnek okuma yapacağım. Ondan sonra lütfen videoyu durdurup kendiniz yüksek sesle okumaya başlayınız. Sevgili çocuklar okumaya başlayalım. İşaret dilini tanıyalım. İşitme ya da konuşma engellilerin iletişim kurma için kullandığı işaret dilinde... Parmak alfabesi ve sözcüklere karşılık gelen işaretler kullanılır. Parmak alfabesinde harfleri simgeleyen belirli parmak hareketleri vardır. Bu hareketler arka arkaya yapılarak sözcükler oluşturulur. Ancak her sözcük harf harf ifade edilmez. Bunun yerine sözcükler el, kol ve vücut hareketleriyle ifade edilir. Ayrıca işaret dilinde yüz ifadeleri de önemlidir. İşaretler yapılırken anlatılmak istenen duruma uygun yüz ifadeleri kullanılır. Örneğin soru sorulurken kaşlar kaldırılır ya da mutlu bir haber verilirken gülümsenir. Bunun yanı sıra işaretlerle anlatılmak istenen sözcükler söyleniyormuş gibi dudaklar hareket ettirilir. Çocuklar bu metnimize Suzan Lema Gençer yazmış. Şimdi yan tarafta yan tarafta çok ilginizi çekeceğine inandığım bir işaret dili alfabesi var. Bakın harfler ellerle, iki elle, iki elin parmaklarıyla yapılıyor gördüğünüz üzere. A harfi e, gerçekten bütün harfler yazıldığı üzere Latin alfabesinde bizim yazdığımız gibi o şekliyle yapılıyor. Ama internette ufacık bir araştırma yaptığınızda çocuklar mesela e, okul dediğinizde tam olarak... E, işte O'yu bu şekilde yapıp K'yi bu şekilde yapıp aşağıda U'yu bu şekilde yaparak yazmıyorlar. Onu işaret dilinde özel ifadelerle gösteriyorlar. Mesela annesini gösterirken kalbini gösteriyor. Veya konuşma seviyor derken e, eline kalp işareti yaparak e, gösteriyor. Veya yok derken elini yukarıya doğru kaldırıyor. Bu tarz belirli sembollerle konuşmayı daha hızlı, daha anlaşılır bir hale getiriyorlar. Tekrar ediyorum internette bununla ilgili araştırma yapabilirsiniz. Çünkü kelimeleri tam olarak e, bu alfabeye uygun olarak ifade e, edilmiyor. Şimdi çocuklar şu yıldızlı göreceğiniz yerlerde parmak şık takmanız gerekiyor. O da noktalı harfler oluyor gördüğünüz gibi. Tekrar videoyu durdurup sayfa 151'i istediğiniz gibi inceleme fırsatı sizlere verilmiş. İnternetten de mutlaka araştırmasını yapın çocuklar. Zaten ailelerin ailenizde veya sizlerin arasında da böyle öğrenciler olabilir. Ee, bu konuya daha hakim olabilirsiniz. Şimdi çocuklar sözcüklerimiz işaret, vücut ve alfabe. Hemen e, sözlük çalışmaları için sözlüğümüzü açıyoruz. Yazımız, yazımızı büyütmek suretiyle şuraya hop. Hop silelim buraları. Tamamdır. Ve çocuklarım. Eee işaret demek el yüz hareketleriyle gösterme anlamındadır. El el yüz hareketleriyle hareketleriyle gösterme olarak sözlüklerimizde ifade edilmiş. Çocuklar bu çok minik oldu. Bunu birazcık büyütmek istiyorum size yazımızı. Hemen şuracıktan. Evet. Evet birazcık da aşağıya indirelim. Evet çocuklar vücudu yazalım beraber. Yine sözlükten V harfine geldiğimiz vakit görebiliriz. İnsan veya hayvan gövdesi beden olarak sözlüklerimize yazılmış insan veya hayvan gövdesi. Buna beden de diyebiliriz. Hemen aşağıya indirdik bunu da. Diğer kelimemiz, sözlükten bulmamız gereken diğer kelimemiz ise alfabe. Alfabe içinde biliyorsunuz bir dilin bir dilin seslerini gösteren 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 belirli bir sıraya göre dizilmiş belirli bir sıraya göre dizilmiş belli sayıda harfin bütünü belli sayıda harfin bütünü ya da ABC'de diyebiliriz. ABC'de diyebiliriz. Evet yazalım çocuklar bunu da kitaplarımızın üzerine durdurabilirsiniz. Yazabilir ya da kendiniz alfabeden sözlükten bulursanız çok daha etkili olacağını düşünüyorum. Çocuklarım ikinci etkinlikte işitme e, soruları metne göre cevaplayacağız. İşitme ve konuşma engelli bireylerin nasıl iletişim kurdukları ile ilgili bir soru sorulmuş. Şimdi e, metni okuyarak bunun cevabını hemen bulduk. İşaret dilinde işaret dilinde parmak alfabesi ve hemen virgül koyduk. Parmak alfabesi ve sözcüklere karşılık gelen işaretler karşılık gelen işaretler kullanarak iletişim iletişim kurabilirler. Kurarlar diyelim. Noktamızı koyalım. Hemen ikinci soruya geçtik. İkinci soruda şöyle diyor. İşaret dilinde kelimeler nasıl oluşturulurlar? Çocuklar, harfleri simgeleyen çeşitli parmak hareketleri vardır. Bu hareketler arka arkaya yapılarak sözlükler sözcükler oluşturulur. Aynen metinde olduğu gibi yazıyorum çocuklar harfleri. Harfleri simgeleyen çeşitli parmak hareketleri parmak hareketleri vardır. Bu hareketler arka arkaya yapılarak bu hareketler arka arkaya yapılarak yapılarak sözcükler oluşturulur. Sözcükler hemen aşağıya geçelim. Oluşturulur. Hemen ikinci sorumuzu da bitirdik. Üçüncü soruya geçtik. Üçüncü soruda şöyle diyor. İşaret dilinde parmak alfabesi dışında neler önemlidir? Çocuklar işaret dilinde parmak alfabesi dışında ki normalde bu işaret dilinde de değil. Normalde bizim günlük iletişimimizde de el kol ve vücut hareketleri, yüz ifadeleri çok çok önemlidir. El, kol ve vücut, vücut hareketleri. Hareket. Aa, çocuklar yanlış yere yazdık. Bir saniye. Şurayı hemen keselim. Teknolojinin nimetlerinden hemen faydalanıp Şuraya yapıştıralım, değil mi? Konumuzda iletişim teknolojide tabii ki çok ilintili buraya yapıştır dedik. El, kol ve vücut hareketleri hareketleri ve tabii ki yüz ifadeleri. Yani bir korku anında yüzünüz güler pozisyona geçmez tabii, değil mi çocuklar? Ona göre vücudunuz El kol hareketleriniz ve yüz ifadeniz tamamen duygularınıza bağlı olarak değişir. Çocuklar üçüncü etkinlikte yine her e, ünitede, her ünitenin parçalarında olduğu gibi metnin konu ve metnin ana fikri var. Şimdi metnin konusunu bulmak dediğim gibi size her seferinde tekrar ettiğim gibi son derece kolay. Şöyle yazmanız yeterli oluyor. Şöyle yazmanız yeterli oluyor. E, i̇şaret dili yani tüm metinde bahsedilen şey işaret dili ancak ancak metnin ana fikrine sıra geldiğinde işitme ya da konuşma engelliler işaret diliyle iletişim kurabildikleri bize metinde ana fikir olarak verilmiş. Yani biz bu metinden ne öğrendik? Biz bu metinden şunu öğrendik. İşitme ya da konuşma ya da konuşma engelliler işaret diliyle iletişim kurabilirler. İşaret dili ile iletişim kurabilirler. İşte bu kadar. Çocuklar konu, konu bulmak çok kolay. Konu metinde anlatılan düz yani sizin anladığınız e, yani uzun bir şey de olabilir onu uzun uzadıya da anlatabilirsiniz. Ama ana fikirde size vermek istediği Ana düşüncedir. Yani çocuklar e, bununla ilgili size bir örnek vermek istiyorum. Yani keşke keşke göz göze bakışabilseydik size daha güzel anlatabilseydim ama e, örnek verelim. E, hepimizin bildiği bir parça bir masal seçeyim size. Mesela kırmızı başlıklı kız biliyorsunuz kırmızı başlıklı kız da e, büyük annesi hastalanır. Annesi de ona yiyecek bir şeyler hazırlar ve torunuyla onu e, büyük annesinin evine gönderir bütün konu budur. Yolda karşısına bir kurt çıkar, ondan sonra yaşananları anlatır. Kırmızı Başlıklı Kız konusu budur. Fakat ana fikrine geldiği zaman e, masalı bildiğinizi farzayarak anlatıyorum, farz ederek anlatıyorum. Buradaki ana fikir ise yabancılarla konuşma gibi bir sonuç çıkabilir. Çünkü kurtla konuşuyor ve kurt onun aklını çeliyor. Yoksa o direkt büyük büyükannesinin evine gidecekti hatırladığınız gibi ve tekrar ediyorum. Ee, konuyu bildiğinizi düşünerek bu masaldan örnek verdim. Metne uygun iki başlık seçmeniz istenmiş. Ben tabii ki iki başlık seçtim ama siz kendi başlıklarınızı seçebilirsiniz. Mesela bir tanesinde engelleri aşalım diye düşündüm. Engelleri e, aşalım başlık olduğu için kaç kelime olursa olsun her kelimenin baş harfini büyük yazmamız gerekiyor. Diğerinde de parmakların parmakların dili diye düşündüm şu an duyuyorum birçoğunuzdan öğretmenim ben de aynı şeyi düşünmüştüm buna benzer şunu düşünmüştüm bu da olur mu çocuklar bu da olur mu demeyin çünkü sizin bulduğunuz başlık da olur ama tutup da böyle bir metne çiçek sevgisi diye bir başlık verirseniz uymaz çünkü başlıkla metnin içeriğinin birbirine yakın olması, birbirini tamamlaması, bir puzzle'ın parçaları gibi birbirini tamamlaması gerekmektedir. Şimdi çocuklar burada bir konuşma bölümü var. Burayı yine beraber konuşalım. Keşke yine yüz yüze, göz göz olsaydık ama 5. etkinlik şöyle der. Konuşurken jest ve mimikleri kullanmak niçin önemlidir? Çocuklar konuşurken duygularımızı, ses tonumuzu aktarabiliriz. Yani bir soru sorarken bile ses tonumuzu değiştirebiliriz. Ancak işaret dilinde ses olmadığı için Duygularımızı jest yani vücut hareketlerimiz ve mimiklerimizle yani yüz hareketlerimizle ifade edebiliriz. Böylelikle karşımızdaki kişiye e, duygularımızı anlatabilir, onlarla iletişim kurabiliriz. Mesela şu birinci resimdeki çocuğu gördüğünde bir kişinin onun çok mutlu olduğunu hatta mutluluktan havalara sıçradığını, Belki de elini yumruk yaparak yukarı kaldırmasından onun bir başarı elde ettiğini düşünebiliriz. Yine aynı şekilde suratı asık bir çocuğun yapılan işten mutsuz olduğunu düşünebilirsiniz. Veya çok uzaklardan arkadaşınıza seslendiğinizde, "Eve geliyor musun?" dediğinde o size baş parmağını kaldırmak suretiyle tamam işareti yaptığında olayı onayladığını, biraz sonra eve geleceğini Anlıyorsunuz. Yine başka bir bölüme geçelim. Burası da çok zevkli. E, boya kalemleriniz gerekiyor burada da çocuklarım. Şöyle ki, verilen kelimelerden eş anlamlı olanları aynı renge boyamanızı istemiş. Fakat biz burada şöyle bir şey yapacağım ben. Siz tabii ki istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Buradan renkler seçeceğim. Tamam mı çocuklarım? Şöyle. Hemen mesela bir tane kırmızıyı seçtim. E, deneyim e, diyor çocuklar deneyimin eş anlamlısı hemen deneyimin eş anlamlısını şimdi deneyimi bir kırmızıya boyayalım tabii ki istediğiniz rengi boyayabilirsiniz deneyimin eş anlamlısı tecrübe yani bir işte çalışıp elde ettiğiniz anılar o işi daha kolay nasıl yapabileceğinizi deneyimlemeniz tecrübe etmeniz. Bu sefer kalemimin rengini değiştiriyorum. Bu sefer yaşamı eş anlamlısını bulmak istiyorum. Tabi bu arada hem boyarken hem de diğer balıkların vücutlarında yazan kelimelere göz geç gezdiriyorum. Çünkü zaman bizim için çok önemli çocuklar. Çocuklar yaşamın eş anlamlısı hayattır. Tüm yaşamımı mutluluk içerisinde sürdüm diyen birisi onun yerine tüm hayatımı mutluluk içerisinde sürdüm de diyebilir. Bu sefer sarıyı aldım şüphe yapılanlardan dolayı ondan şüphelendim. E, bu konuşmaları onun yaptığından şüphe ettim dediğinizde bunu da kuşkuyla tamamlayabilirsiniz. Dersiniz ki onun kalemi onun aldığından şüpheleniyorum. Kalemi onun aldığından şüphe kuşkulanıyorum. Yani emin değilim ama öyle bir düşüncem var. Şimdi mor kalemimizi elimize alalım. Fayda. E, yediğimiz sebzeler, meyveler, taze sebze meyveler vücudumuza oldukça faydalıdır. Ya da aynı cümlede faydayı çıkartıp yediğimiz sebze meyveler vücudumuza yararlıdır da diyebiliriz hemencecik. Ve çocuklar son olarak zaten iki tane kaldı biliyorsunuz. Bu yaptıkları, bu yaptıkları kalbimi kırdı diyebilirsiniz. Biri sizi üzdüyse aynı şekilde bu yaptıkları yüreğime dokundu. Ama yürek kırdı denmiyor genelde çocuklar. Onu bir tamlama olarak kullanamıyor. Yüreğime dokundu, yüreğimi parçaladı, çocuğun durumu yüreğimi parçaladı diyebiliriz. Eş anlamlı sözcükleri de bu şekilde aynı renklere boyadık. Şimdi geldik çok tatlı bir yere. Biz bunu zaten hatırlarsınız çocuklar. Televizyonda, filmlerde sürekli görüyoruz. Mesela ee, ...sembollerle altındaki boşlukları da anlamlara yazmanızı istemiş. Çocuklar hepinizin bildiği gibi, şu anda biliyorum hepiniz bir şey söylemek istiyorsunuz. Bunu gördüğünüz, bu işareti gördüğünüz bir filmi tüm ailecek izleyebilirsiniz. Kardeşiniz, dedeniz, anne babanız ya da evde kimler varsa tüm yaş grupları. Çünkü bu genel izleyici, genel izleyici kitlesi olarak anlatılıyor. Herkes 7'den 70'e tüm aile rahatlıkla izleyebilirsiniz. Ancak çocuklar artık biz bunu izleyemiyoruz. Çünkü biz henüz 10 yaşındayız değil mi? 13 yaş. 13 yaş ve üzeri için uygundur. Çocuklar bu tip bunu bu ifadeyi gördüğünüzde 13 yaşından küçükseniz bu filmi izlemeniz ya da bu programı takip etmeniz sizin yaşınız ve gelişiminiz için uygun değildir. Böyle bir ifade görürseniz eğer çocuklar, böyle bir ifade görürseniz burada da olumsuz örnek özür dilerim. örnek oluşturabilecek oluşturabilecek davranışlar. Yani muhtemelen kavga olabilir, çocuklar çok fazla yüksek ses olabilir. Bu da sizin yaşınıza hatta ...birçok kişiye uygun olmayabilir... ...çocuklar bunu görüyorsanız eğer... ...lütfen bu tip filmlerden... ...ben de uzak duruyorum laf aramızda kalsın... ...şiddet, şiddet özür dilerim... ...şiddet ve... ...ha... ...şiddet ve ya... ...korku... ...çocuklar bilinçaltımı böyle şeylerle kirletmek istemiyorum... ...o yüzden... E, ...bu işareti gördüğümde... E, ...izlemeyi bırakıyorum... ...ya da hiç başlamıyorum... ...bu sembolleri nerede görebilirsiniz... Çocuklar bu sembolleri e, televizyon programlarına başlamadan hemen önce görürsünüz çünkü yasamız gereği artık bunları e, televizyon kanallarına koyma mecburiyetleri var. Program devam ederken et, ekranın sağ üst köşesinde de görebilirsiniz. E, sinemaya gittiğinizde film başlamadan önce bu sembolleri görürsünüz zaten bunu sinemaya girmeden önce de görebilirsiniz reklama reklam afişlerinin üzerinde. Böylelikle o sinemanın size uygun olmadığına ebeveynleriniz karar verirler çocuklar. 156. sayfaya geçtik. Yine sizden bir araştırma isteyeceğim. Burada da burada da atasözleri değil bunlar vecizeler çocuklar, özdeyişler. Atasözünden farkı nedir? Atasözünden farkı şudur. Atasözlerini kimin söylediğini bilmeyiz ama vecizeleri, özdeyişleri kimin söylediğini biliriz. Mesela birincisi Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim. Bu beş tane vecizeyi, atası özdeyişi aşağıya güzelce yazmanızı istiyor kitap sizden ama ben bu özel insanların, bu özel söyledikleri kimselerin söylediği sözleri size aktarmak istiyorum. Adalet evrenin ruhudur. Çocuklar adalet, eşit davranma ki bence adalet her insana lazım. Herkese lazım çocuklar adalet. Evrenin ruhudur demiş Ömer Hayyam. Şimdi sizden ricam Ömer Hayyam kimdir? Nerede yaşamıştır? Nerelidir? Neler yapmıştır? Lütfen araştırın. Mesela ikincisinde aile hayatının güzelliği hiçbir şeyde yoktur demiş Oscar Wilde. Oscar Wilde kimdir? Nerelidir? Ne yapmıştır? Yazar mıdır? Müzisyen midir? Lütfen bununla ilgili bir soru işareti. En azından Oscar Wilde'ın kim olduğuna dair ufak bilgiler yaşınıza uygun öğrenmenizi istiyorum. Zaten ileride bu insanlarla mutlaka bir kitapta, bir yazıda, bir makalede, bir araştırmada mutlaka karşılaşacaksınız. Bunlar özel insanlar. Üçüncüdeki, üçüncüde yazan cahil kimsenin yanında kitap gibi sessiz ol. Çocuklar, Mevlana çok değerli. Mevlana yılıydı geçmişten önceki yıllar. Dünyada hem de biliyor musunuz çok değerli bir insan. Onunla mutlaka tanışacaksınız. Mutlaka. Ama artık tanışmanız tabii ki fiziki olarak mümkün değil ama. Manevi olarak e, kitaplarını okuyacaksınız, sözlerini duyacaksınız ve üzerine çok fazla düşüneceksiniz. 4 Lincoln söylemiş, hata yapmaktan korkan insan hiçbir şey yapamaz. Çok güzel çocuklar. Bunlar hep tecrübelerle oluşmuş, tecrübeler sonucu söylenmiş sözler. Eğri cetvelden doğru çizgi çıkmaz. Bunu da Hazreti Ali söylemiş. Lütfen çocuklar bu cümleler üzerine düşünün. Çünkü siz üçüncü sınıfsınız. Aslında kitabın, metnin yani etkinlikte istenilen şey sadece bunları güzel bir şekilde yazmanız. Ancak bunların üstüne lütfen düşünün, ailecek düşünün. Bir sorun bakalım içeridekilere bunlar ne demek istemiş. Şimdi çocuklar bu parçamız da burada bitti. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Diğer videolarda görüşürüz. Kendinize iyi bakın sevgili yavrularım.